Herkese merhabalar. Sizlerden birçok yorum geldi. Hocam LGS nedir ve nasıl çalışılır? Bize anlatır mısınız dediler. Bizler de sizlere çok güzel bir video hazırladık. Öncelikle bugün 5N1K yapacağız. Yani nedir, ne zaman yapılır, nasıl sorular hazırlanıyor, soruları kimler hazırlıyor, sınava nerede gireceğiz, niçin LGS'ye çalışmalıyız ve kimler LGS'yi kazanır? Bugün bütün bu soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. LGS'nin esasla gerçek adı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav. Yani normalde buna LGS denilmiyor. Ama biz liselere giriş sınavı LGS diyerek aklımıza tutuyoruz. Sınava girdiğinizde yani Haziran ayı gelip de bir sabah sınava girdiğinizde önünüze LGS yazmayacak. Böyle bir şey yazacak. Dolayısıyla 8. sınıfı bitiren öğrenciler liseye geçerken yani 9'a, 10'a, 11. sınıfa geçerken okuyacakları lise bu sınavla belirleniyor. Peki sınavın içerisinde ne var? Sözel ve sayısal iki tane kitapçık gelecek önünüze. Sabahleyin sözel bölüm gelecek arkadaşlar 9.30'da. 11.30'da da sayısal bölüm gelecek. Sözel bölümde Türkçe, inkılap, din ve yabancı dil dersleri var. Bu İngilizce olabilir, Almanca olabilir. Kendi yabancı tercih edebiliyorsunuz. Sayısal bölümde ise Matematik ve fen dersleri var ve bu derslerden gelen soru sayıları da burada yazıyor. Bakın Türkçe'den 20 soru geliyor, inkılap dersinden 10 soru geliyor, din dersinden 10 soru, yabancı dilden 10 soru geliyor. Hemen sayısala geçiyorum. Sayısal bölümde matematikten 20 soru geliyor, fen'den 20 soru geliyor. Peki hocam bu derslerden hangileri daha zor? Biz şöyle bir şey duyduk, matematik çok zor diyorlar. Evet, matematik biraz zorlayıcı ama bu sene birazcık matematiği daha az zor sordular. Dolayısıyla çalıştığımızda hepsini ...yapabiliriz. Burada en önemli dersler... ...Türkçe, Matematik ve Fen. Çünkü bunların kat sayısı... ...dört arkadaşlar. Yani siz bir... ...Türkçe yaptığınızda dört tane inkılap doğrusu... ...gibi oluyor. Veya dört tane din. Ya da dört tane yabancı dil doğrusu. Yani İngilizce... ...gibi olabiliyor. Matematik ve Fen'in... ...de kat sayısı dört. Türkçe'nin de... ...kat sayısı dört. Ama inkılabın... ...dinin ve İngilizce'nin yani yabancı dilin... ...kat sayısı bir. Bunları zaten... ...kitapçığın başında da bize paylaşıyorlar. Bizler de sene boyunca sizlerle paylaşacağız... Matematikte 20, fende 20 soru var. Verilen süre sayıları da belli. Her bir soru için sizlere sayısalda 2 dakika veriyorlar. 40 çarpı 2 80 dakika verecekler. Sözelde ise her bir soru için bir 1,5 dakika veriyorlar. Neden hocam? Çünkü sözel daha kolay, daha lokum, biraz daha rahat yapabiliyorsunuz. Zaten sabahleyin sözelle başlayıp süper moralli bir şekilde yapacaksınız. Peki sınava nerede gireceğiz? Sınava kendi okulunuza giriyorsunuz arkadaşlar. Sabah her sabah gittiğiniz okuluna gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber haber Merve nasılsın Ahmet? İyiyim Can sen nasılsın diyerek güzel bir şekilde hiç stressiz bir şekilde sınavınıza giriyorsunuz. Tabii ki çalıştıysanız, çalışmadıysanız, sözelde ve sayısalda önceden hazırlık yapmadıysanız birazcık stres oluyorsunuz. Onu da söyleyelim. Peki sınav ne zaman? Genellikle yani son yıllara baktığımızda her zaman Haziran ayının ilk hafta sonunda yapıyorlar. Cumartesi yapıyorlardı. En son son iki seferdir pazar günü yapıyorlar. Biz de 2023 sınavının 4 Haziran pazar günü 2023'te yapılacağını düşünüyoruz. Sabah 9.30'da az önce söylediğimiz gibi sözel bölüme gireceksiniz. Sözel bölümde soruları güzelce yaptıktan sonra arada bir dinleneceksiniz. Ardından da 11 da sayısal bölüme gireceksiniz ve ben eminim ki hepsini güzel güzel çalışıp halledeceksiniz. Peki niçin bu sınava giriyoruz hocam? Mecbur muyuz? Mecbur değilsiniz. Ama iyi bir lisede okumak için. Yani fen lisesi olabilir, anadolu lisesi olabilir, mesleki teknik anadolu lisesi olabilir, sosyal bilimler lisesi olabilir, Anadolu lisesi olabilir. Herhangi bir lise fark etmez. İyi bir lisede okumak için öğrenciler kendi çalışmalarının gayretini görmek için LGS'ye yani bu sınava hazırlanıyorlar. Ve şöyle bir durum var. Eğer Fen Lisesi'ni kazanırsanız üniversiteye biraz daha yakın oluyorsunuz. Çünkü üniversite sınavında karşınıza çıkacak olan konuları Fen de çoktan öğretiyorlar. Anadolu Lisesi'nde de öyle çok iyi öğretiyorlar. Sosyal Bilimler Lisesi'nde de, mesleki teknik liselerde biraz daha üniversite sınavından ziyade mesleklere de veriyorlar. Ama buradan da yine bu yolda devam edip üniversiteye ulaşabilirsiniz. Yani Türkiye'deki bütün liselerden derslerinize çalışarak üniversiteyi kazanabiliyorsunuz. Aynı Türkiye'deki bütün ilkokullardan LGS'ye girip, iyi bir fen lisesi, iyi bir anadolu lisesi kazanabildiğiniz gibi. Ama burada gideceğiniz lise sizin üniversite kapısına biraz daha yaklaşmanızı sağlıyor. Yani sonuçta İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin kazanan bir öğrenci üniversite sınavında artık muhtemelen kazanacak diyoruz. Niye? Çünkü birçok soruyu LGS'de doğru yapmış ve lisesinde de bayağı üniversite sınavına yönelik yani ileride doktor, mühendis, yazılımcı, avukat fark etmez ne olacaksa olsun. O sınavlara yönelik birçok bilgi önceden biliyor diyoruz. Dolayısıyla LGS'ye çalıştığımızda gelecekteki hayallerimiz için çok önemli bir adımı atmış oluyoruz. Ve lise arkadaşlıkları da hiç unutulmuyor arkadaşlar. Yani ben üniversite arkadaşlarımdan birkaç kişi hatırlıyorum. Hepsini severim ama birkaç kişiyle görüşüyorum. Ama lise arkadaşlarımla her gün görüşüyoruz. Beraber WhatsApp grubunda sürekli konuşuyoruz. Ve lise arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Dolayısıyla iyi bir liseye girmek önemli. iyi bir gelecek için. Peki gelelim kim sorusuna. Soruları kim hazırlıyor hocam ve nasıl hazırlıyor? Soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme kurumu hazırlıyor. Bakın burada yazıyor zaten. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Burası hazırlıyor. Peki nasıl hazırlıyor? Kafadan atıyorlar. Hayır. Geçmişteki LGS sorularına bakıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına bakıyorlar. Örnek soruları zaten yayınlıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarına bakıyorlar. Ve ardından hazırlıkları soruları öğrencilerin önüne getiriyorlar. Peki biz ne yapacağız? E bizler de zaten Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına göre sizlere çok güzel videolar sunacağız. Örnek sorulara uygun sizlere kitaplarımızdan sorular yönelteceğiz. Milliyetin Bakanlığı kitaplarından aldığımız konu anlatımlarını, bilgileri sizlerle paylaşacağız. LGS sorularını inceleyeceğiz ve onları sizlerle beraber çözeceğiz. Dolayısıyla bizler de onlar nereden hazırlanıyorsa, soruları nereden hazırlıyorlarsa... ...bizler de sizlere oralardan videolar hazırlayacağız, oralardan size hazırlayacağız. Ve böylece mükemmel bir şekilde sınavlardan çok güzel sonuç elde edeceksiniz. Peki kim kazanır hocam? Soruları kimin hazırlayacak? anladık. Milletim hazırlıyor. Peki kim kazanır? Çalışan kazanıyor arkadaşlar. Çalışan kazanır, elması kızarır. Yani Ahmet de kazan, pardon, bu Tonguç'muş. Tonguç da kazanabilir, Tongül de kazanabilir, Emre de kazanabilir. Şu anda bu videoyu izleyen sizler de çalıştığınızda mükemmel bir şekilde istediğiniz liseye girebilirsiniz. Kimse kazanamaz diye bir şey yok. Fen de yaparak, matematik de yaparak, Türkçe de yanlışınız da çıksa, matematikte de eksiğiniz de olsa mutlaka mutlaka kazanıyorsunuz. Yeter ki çalışın, gayret gösterin. Peki nasıl kazanırız hocam? Esas soruya geldik. 5N, 1K'de nerede gireceğimizi söyledik. Ne zaman? Niçin? Ne? Bunlara cevap verdik. Kime de cevap verdik ama nasıl cevap vermedik. Nasıl önemli? Çünkü gerçekten herkes LGS'yi az biraz biliyor. Hocam biliyoruz sözel sayısal bölüm ama nasıl çalışacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl başaracağız diyorlar. Bununla alakalı size videomuzun sonunda çok güzel bir sürprizim var. Ama bunun öncelikle formülünü söyleyelim. LGS özgüven yani kendinize güveneceksiniz başarabilirim diye. Ve özgüven ayrı yazılıyor bu arada. Çalışma. Çalışmazsan olmaz. Az önce ne dedik? Çalışan kazanır, elması kazanır dedik. O zaman çalışmayan ne oluyor? Kazanamıyor. Dolayısıyla çalışmamız gerekiyor ve sabırlı olmamız gerekiyor. Yani matematiğe çalıştığımızda sonuç gelmezse aa olmuyor vazgeçtim demememiz gerekiyor. İnkılabı öğrenemediğimizde bazı şeyler takıldığımızda aa olmuyor demememiz gerekiyor. Sabırlı bir şekilde gayretli bir şekilde devam ettiğimizde başarı bizi bekliyor. Peki özgüveni nasıl elde edeceğiz? Şimdi sınav anındaki özgüveni biz turlamayla elde ediyoruz. Yani sınavda takıldığımız bir soru olursa atlayıp diğer soruya geçerek diyoruz ki ben bu soruya takıldım. Şöyle küçük bir işaret koyuyoruz. Büyük işaret de koymuyoruz. Çünkü eğer şöyle büyük işaret koyarsak bu bizim moralimizi bozuyor. Geri döndüğümüzde hani şimdi bu soruyu yapamadık. Diğer da baktık. Bütün soruları bitirdikten sonra birinci turdan sonra ikinci turda bu yapamadığın soruya geldiğimizde şöyle bir işareti gördüğün soruya zaten aman Allah'ım dersin. Ama şöyle bir mintoş bir işaret varsa ya ben buna takılmışım şimdi yapayım dersin. ...işte buna benzer şeyler bizim özgüvenimizi artırıyor. Turlama taktiği yaparak önce yapabildiğimiz soruları bitiriyoruz. Sonra yapamadığımız sorulara bakıyoruz. Bu özgüvenimizi artırıyor. Aynı şey sınava hazırlık sürecinde de özgüvenli olmamız gerekiyor. Yani eğer bir derste matematikte takıldıysak yapamıyorsak diyeceğiz ki tamam matematikte ben bu soruyu öğrenemeyeceğim. Biraz sözelde Türkçemi güçlendireyim, inkılabımı güçlendireyim, dinimi, İngilizcemi güçlendireyim diyebiliriz. Ya da sayısal bölümde fende sıkıntı yaşıyorsak biraz o zaman matematiğe ağırlık vereyim, diğer derslere ağırlık vereyim diyebiliriz. Yani bir derse takıldığımız zaman bırakmayacağız. Ya ben yapamıyorum diye bırakmayacağız. Nasıl? Sınavda bir soruya takıldığımızda yani şu soru yapamadığımız zaman nerede? Az önce soru yapamadığım zaman atlayıp diğer sorulara geçmem gerekiyorsa. Bu soru yapamıyorum ya ben deyip sınavı terk etmiyoruz. Nereye gidiyorsun? Yapamıyorum ben bu soruyu. Ya daha bir sürü soru var. Olsun vazgeçtim ben demiyoruz. İşte derslerde de bazen moralimizi bozan bir konu olursa, sıkıldığımız bir konu olursa vazgeçmeyeceğiz. Sıkı sıkıya çalışacağız ve turlama taktiği yapacağız. Biraz Türkçe, biraz sözel. Biraz sayısal, biraz sözel. Biraz sayısal, biraz sözel. Alt üst edeceğiz. LGS'yi çok güzel bir şekilde halledeceğiz. Bir de doğru hedef de lazım. Yani hedefimizi yüksek tutacağız. Hangi lise istiyorsun? Yani inşallah hayırlısı olursa olur lisesi. Hayır o değil. İyi bir lise Tabii ki inşallah hayırlısı olur. Ama hedefimizi yüksek tutacağız. Diyeceğiz ki ben İstanbul Fen Lisesi'ni istiyorum. Ben Galatasaray Lisesi'ni istiyorum diyeceğiz. Ve bunun için de gayret göstereceğiz. Ama Galatasaray olmazsa Kabataş oldu. O da mükemmel bir lise. Kabataş olmadı Cağaloğlu oldu. Mü Cağaloğlu olmadı Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi oldu. Harika bir lise. Türkiye'deki bütün liseler mükemmel. Yeter ki siz doğru bir hedef verip sıkı sıkıya çalışın ve bu hedefinizi yüksek tutun arkadaşlar. Asla hedefinizi ya ben Mintoş Fen Lisesi istiyorum. Böyle olmaz. Yüksek hedefler belirleyeceğiz. Ve şu da çok önemli. Sınavdan önce yapacaklarımızı yazdığımız gibi sınavdan bir gün önce de yaptıklarımızı yazacağız. Diyeceğiz ki ben bu sene bu diziyi izlemedim. Bu oyunu her zaman oynardım. Ben tam bir Fortniteçiydim. Bu sene oynamadım. Bu sene bu soru bankalarını bitirdim. Bu sene bu kitapları çözdüm bu sene şu arkadaşlarımla daha az görüştüm ama onlar da zaten LGS hazırlanıyordu gibi yapabildiklerimiz yazabilmemiz lazım. Yani yapacaklarımızı da yazacağız. Bizler size çok güzel planlar hazırlayacağız. Çok güzel videolar hazırlayacağız. Ama sizler de 2023 LGS'den önce şunu demelisiniz. Bunları bunları yaptım. Bunları bunları yaptım. Bunları bunları yaptım. Bunları bunları bitirdim dediğiniz zaman diyeceksiniz ki. ...oo ben bayağı bir şey yapmışım ya. O zaman ben LGS hazırım diyeceksiniz. Ve girip önce sözel bölümde sonra sayısal bölümde çobunuz yapıp çıkacaksınız. Herkes de size bakacak. Bu kimdi ya? Rüzgar gibi girdi, fırtına gibi çıktı. Ama özgüvenliydi ya bu. Bayağı çalışmış herhalde diyecekler. Belki de çok çalışmamış olacaksınız ama özgüveniniz olacak. Niye? Ben şunları 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 yaptım diyeceksiniz. Ben gayretimi gösterdim, bundan sonra sonucu beklerim arkadaş diyeceksiniz. Peki nasıl çalışacağız sorusunun bir şey daha var. Bazı şeylere hop dememiz gerekiyor. Hop kardeşim. Belli dizilere, belli oyunlara, belli YouTube kanallarına artık hop dememiz gerekiyor. Yani çok seviyorum şu kanalı. Çok komik şeyler paylaşıyor. Paylaşabilir ama bu sene birazcık olmaz. Bu sene daha çok Tonguç Akademi izleyeceğiz. Bu sene daha çok ders çalışacağız. Bu sene daha çok ortamımız kitapların olduğu, testlerin olduğu bir ortam olacak ki hayallerimize ulaşalım ve hayalimize liseyi kazanalım. Ve planlı olacağız. Bunu yapmak da kolay değil bu arada. Bununla alakalı size sürprizimizi söyleyeceğim de söyleyeceğim videomuzun sonunda unutmayın. Bir de çalışırken şu da çok önemli. Ben birçok öğrenci bunu görüyorum. ...öyle çalışıyor, işte bakıyor falan... video izliyor, sonra işte birkaç soru çözüyor... ...cevaplarını kontrol etmiyor falan... ...hayır! Söz uçar, yazı kalır... ...yazarak çalışacağız... ...LGS'de nasıl bize soruları böyle... ...önünde dört seçenekli bir şekilde soruyorsa... ...biz de bu sorulara karşı... inkılapta, FEN'de... Türkçe'de, İngilizce'de yazacağız arkadaşlar. Çünkü yazdıklarımız aklımıza kalıyor. Onları cebimize koyabiliriz, duvarımıza asabiliriz, kitaplarımızın aralarına koyabiliriz, defterimize not tutabiliriz ama öğrenmemiz gereken sınavda karşımıza çıkacak şeyleri yazarak çalışacağız. Çünkü söz uçup gidiyor. Bak söz uçuyor. Güle güle Turkish Airlines. Ama yazı aklımıza kalıyor. Ve bir soru daha var öğrencilerin en çok soru şey. Hocam kaç soru çözeceğiz günde? Kaç saat çalışacağız? 10 saat mi çalışacağız? 20 saat mi çalışacağız? 23 saat çalışacağız. Tabii ki öyle bir şey yok arkadaşlar. Uyumamız lazım, dinlenmemiz lazım, eğlenmemiz lazım. Dinlendiğimiz zamanlar da çalışmaya dahil olacak. Çünkü iyi dinlendiğimizde veya bazı günler iyi eğlendiğimizde motivasyonumuz yükselecek ve çalışmalarımız daha verimli hale gelecek. Peki o zaman hocam günde kaç soru çözmeliyiz ve kaç saat çalışmalıyız? Bununla alakalı bizler sizlere çok güzel programlar hazırlayacağız ve aynı zamanda tongucakademi.com'da muhteşem bir dershane açtık. LGS dershanesi. Burada uzman koçlarımız sizlere gün gün, saat saat özel programlar yaparak sizleri takip edecekler. Canlı yayınlarımızda binlerce soruyla onlarca soru bankası ve özel sorularla sizlere hazırlayacağız. Ve burada kaç saat çözeceğini söyleyeceğiz. Ama hocam LGS dershanesine katılmasam da ben kaç saat soru çözebilirim, kaç saat çalışmalıyım diyorsanız en az LGS'de çıkan soru sayısı kadar. Yani toplam sayısalda 40, sözelde 50 soru, 90 soru çıkıyor ya. Bunun en az iki katı kadar yani 180 soruyu çözmelisiniz arkadaşlar. Ve buna denk gelen süre kadar da ders çalışmalısınız sınavda başarılı olmak istiyorsanız. Ama hangi dersler nasıl ne kadar detaylı çalışalım diyorsanız sizleri Tonguç Akademi.com'daki LGS dershanesini bekliyoruz. Burada mükemmel bir ekiple sizleri çok iyi bir şekilde hazırlayacağız. İnşallah sizler de zaten LGS hazırlanmak için yola çıktınız. Ve hem sözelde hem sayısalda kendi efsanenizi yazacaksınız. Sizlere güveniyoruz arkadaşlar ve sizleri çok seviyoruz. Bizler Tonguç Akademi olarak her zaman burada yanınızda olacağız. Hiç endişelenmeyin. LGS dershanesi de Tonguç Akademi.com'a girerek inceleyebilirsiniz. Burada daha detaylı, daha özel koçluk zemine destek vereceğiz. O zaman... Ödülü soru yorumlarınızı yazıyoruz. Tongucay.com'da LGS dershanesine yine açıklamadan bakarak ziyaret edip inceleyebilirsiniz. Hadi bakalım LGS'de kendi efsanenizi yazmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım LGS dershanesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.